Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Bak şimdi bak. Bak aga bak. Bak yavrum benim. Yavrum benim hayvan burada. Şimdi bunu nasıl buldum diye soracak olursanız maalesef hileyle aldım. Çünkü baktım internetten. Oyunda bu herhangi bir şekilde düşmüyormuş veya herhangi bir yerden satın alamıyorsunuz bunu. Sadece askeri birlikler binebiliyor buna. Bu bir şekilde düşmüyor yani. Bunu bulamıyorsunuz. Anca hileyle. Şimdi şöyle, öncelikle şu eğer'i bir çıkaralım. Şimdi hayvanımız böyle yarı at, yarı kartal, adı da zaten Demigryph. Böyle hayvana da benzemiş, görüntüsü de zırh gibi. Şimdi bunun farklı şeyleri var, renkli versiyonları var, komple beyaz olan var, işte böyle siyah olan var, kahverengi bir siyahlı olan var, birkaç farklı daha şey var. Zırhın da bu şekilde kuru kafalı olanı var işte şu an hayvanın üstündeki. Gene şuraları altın, şuralarında şu arkasında falan buralarında hiç işlem olmayan versiyon var sadece kıpkırmızı. Böyle güneş işareti gibi kuru kafa falan filan var şurada işte. Şurada üst üste kuru kafalar falan var. Kuru kafalı güzel duruyor diye bunu aldım ben. Mavi versiyonu var. Yine bu kuru kafalı aynısı. Sadece rengi mavi, kırmızı değil. Onun dışında bir iki tane daha model var. Böyle şekilli şukullu bir şeyler var. Onun zırhları da öyle. Onları da tabii ki. Gerçi zırhı hileyle değil. Zırh çıkıyor şeylerden de. Hayvanı hileyle almak durumundasınız. Bu arada şöyle bir şey yapacağım muhtemelen. Serinin sonlarına doğru. Hileleri komple bir açıp. Oyundaki bütün zırhları vesaire. Ya hepsi olmasa da. Bir kısmını. Göstermeye çalışırım. Çünkü muhtemelen bu hayvan gibi. Hiç düşüremediğimiz zırhlar da var. Örnek vermek gerekirse kaos zırhları muhtemelen hiçbir zaman düşmeyecek. Ama kaos zırhını biz giyebiliyoruz tabii ki hileden alıp kullanırsak. O yüzden onlara da bir gösterebilirim. Hayvanın özellikleri rengi değişiyor dedim ama hayvanın bütün özellikleri birebir aynı. Sadece rengi değişiyor. Yani hızı aynı, manevrası aynı, can ayrı, her şey aynı. Üstündeki zırh da bayağı sağlam bu arada. 20 at zırhı veriyor lan. Bayağı iyi. Vallahi hiç test etmedim hayvanı. Şuradan hemen bir kapışmaya girebilir miyiz? Birini bir yakalayacak olursam. Gel bakayım. Sırf hayvanı sürmek için gireceğim savaşa. Bir tık yavaş. 48 hızı var. Ama çok şekil oğlum, şuna baksana lan. Kocaman hayvan ha. Nerede bunlar? 19 kişi. Şöyle bakacak olursak. Çok iyi değil mi ya? Gözlere baksana. Gözlere de kıpkırmızı. Tam vampir şeyi gibi oldu ha. Bilerek siyah seçtim zaten. Şekil olsun diye. Tabii ekstra farklı bir ses çıkarmıyor. Yine normal at sesi çıkarıyor. Oğlum çarparak öldürdük ha. Bir tanesine ben vurdum. Birini hayvan çarparak öldürdü. Çarpsam 82 hasar diyor lan. Ben çarparak öldürürüm ki bunları. Harbi öldürürüm bu arada ha, çarparak. Tabii şu an yeterince hızlanamadım. Burası ayrı da dur bakayım. Hızlanıp gerçekten vurabilirsem harbi söylüyorum. Bu hayvan öldürür ha. Sadece koşsam. Baksana 95 hasar falan. Bak indiriyorum adamları ha. Oğlum harbiden çarpa çarpa indiriyorum. Ama yani çarpa çarpa indirmesi gayet normal. Hayvan çok güçlü. Baksana 113 falan vuruyor hayvan çarparak. Bir de zırhı falan da çok ağır ya. Onun da ekstra şeyi vardır. Ben kill almıyorum şu an. Hayvan kill alıyor. Bana sayıyor da. XP bana mı geliyor lan? Emin değil. Neyse biraz da ben bildiğim. Baksana. Bir koyuyorum yere düşüyor bir de adam direkt. Bak normal at ses çıkarıyor. Buna ses yapmamışlar. Bak gitti adam. Çok iyi oğlum. Dur bir de inip bir bakayım şöyle bir. Bayağı da iri bir şey lan. Baksana benden uzun. Çok şekil hayvan. Bak üstü falan da kan oldu. Zırhı da güzel. Yapmışlar. Harbi yapmışlar yani. Şekil duruyor. Oh be, hayvan aldım ya, rahatladım ha.
Bu arada hileleri açmak, nasıl hileler açılıyor diyecek olursanız çok basit, videoya bile gerek yok. Google'a direkt girip hile nasıl açılır diye Bannerlord'da aratırsanız, oradaki adımları uygulasanız çok basit bir şekilde açarsınız yani. Dediğim gibi videoyu izlemenize bile gerek yok. Hatta kısaca bir özet geçecek olursam, belgelere giriyorsunuz bilgisayarda. Bannerlord klasörünü buluyorsunuz, oraya giriyorsunuz. Config klasörüne giriyorsunuz. Orada engine configs diye bir şey var. Onu not defteriyle birlikte açıyorsunuz. Daha sonra bir sürü yazılar var. O yazıların içinden bir tanesinde cheat mod eşittir sıfır yazıyor karşısında. Oradaki sıfırı bir yapıp kaydediyorsunuz. Oyunda hileler açılmış oluyor. Bu kadar basit yani. Kapatmak için de tekrar oradan sıfır yazabiliyorsunuz. O az önceki söylediğim yerden. Sıfır yapınca da sıkıntı olmuyor. Düzelttim. Envanterinizi açtığınız zaman otomatik oyundaki bütün her şey, bütün hayvanlar, binekler, yiyecekler, şeyler, nedir onun adı? Zırhlar, kılıçlar, her şey geliyor. Birlik kısmına girerseniz de oyundaki bütün birlikler gözüküyor. 4400 tane birlik vardı bu arada, bakmadım. 4400 birlik de şöyle ama bak, mesela örnek veriyorum. Şimdi bu adamı seçtin ya, bu adam bak şu 1, 2, 3, 4, İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde. Böyle 4400 birlik. Yani 4400 farklı çeşit asker yok. Bir askerin geliştirmeleri de ayrı ayrı sayılıyor. Şimdi biz 159, 160 olamadık mı ya? 159'da kalmışız. Şimdi hayvan güzel oldu. Harbiden çok sağlam hayvanmış. Bu kolay kolay ölmez daha. Bunun canı kaç lan? Dur bakayım. Canı... Hayvanın, dur, zırha bakıyoruz tabii. Zırhta hayvanın canı olmaz. 200 canı varmış. Çok değilmiş lan canı. Az hatta bence. Ama zırhı çok yüksek. 120 zırhı var. Ve çarpma hasarı 70. Hızı yavaş ama çok sağlam vuruyor yani. Vurdu mu? Yamuldur. Neyse, şimdi demircilikten. Demircilik değil, önce bekle. Önce hana satacak adam var mı? Var. Bunları bir sat. Bu arada bir arkadaş şey demiş, bak 2736 aldık. 4000 küsur yazıyordu, 2736 aldık. Bir arkadaş şey demiş. Modun bir özelliği mi yoksa Bannerlord'da sonradan eklendi, ben mi fark etmedim bilmiyorum. Bir krallığımız olmadığı için sattığımız esirleri aslında serbest bırakıyormuş. Yani onların paralarını alamıyoruz. Bu çok da sıkıntı bir şey değil yani. Şimdi ticarete gireceğiz. Ben vallahi hiç dikkat etmemiştim. O iyi dikkat ediyorsunuz ona. Mesela bende imparatorluk saldırı atı vardı. Benim attan her türlü daha iyi bak mesela işte. Hızı yüksek, manevrası yüksek, canı yüksek. Ama bunun da şekli var aga. Şekli var yani, hayvana baksana. Şimdi buradan bir şey almayacağım. Bir şey eritmedik. Demirciye girersek yeni parça var mı? Eritecek bir şey var mı? Yok. Sen bana şuradan azıcık bir kömür yap. Daha ürettiklerimizi satacak kıvama gelmedik. Şimdi bu bölüm ben şu şeylere tekrar savaş açıp şu kaleyi de alabilirim. Benim kendi kalemimde biraz garnizon arasın da, dur bakayım birliklerden. 113 garnizon mu var? Az lan 113 garnizon. Buranın bir en az 200 olması lazım o kalenin. Bir de milis olacak. 200 de milis olsa 400 kişi yeter bak. Şimdi en son dövdüğümden değil de, en son ne dövdüğümü tam olarak hatırlamıyorum. Şuradan ben yalnız çift elliye geçersek. Şuradan bir şeyler dövelim. Öyle bakalım. Neyse, bir şeyler eritirken artık daha fazla parça çıkarma ihtimalimiz olduğu için daha hızlı kasarız. Az kaldı ya. Böyle bir üçüncü seviyeleri açsak onlardan çok güzel para gelir gibi. Ha, şey de tamamlandı. Ekstra vergi de alacağız şimdi. Vergiler de artacak inşallah. Köylerden hiç para gelmiyor zaten. Birisi benim şeyden kaçtı galiba. Oraya esir bırak dedim. Esirleri oraya bırakabilirim aslında, bak artık kalemiz var ya. Bunları tekrar bir eritelim. Yalnız şu ne? Demir. Demirim bitiyor.
Şimdi hala ikinci seviyedeyiz. Evet. Buraya ne çıktı? Bunlar falan çıkmış. Burada bir sap daha var. Bak şu topuz demir kullanıyor aslında. Demir kullanma aga. Şu topuzu kullanalım. Çift elli olsun bu da. Hepsi çift elli. Tamam. Sadece 7 tane dövme demiri kullanacak. Biraz bekleyip az daha dövelim, sonra eritiriz. 91K paramız var. Neredeyse 3K yakın gidiyor sürekli. Gir bakalım demirciye. En son dövdüğümüzden. Ama bak ben en son bunu dövmedim şimdi, bak kavga çıkar. En son dövdüğüm aşağıya mı geliyor? Pardon. Oğlum bunu da en son dövdüğüm şekilde durmuyor ki bu da. Kılıç kısalmış. Bu kılıç para ediyor mu lan? Bakayım bir. Bence etmiyordur ama. Yok. 1K falan para değil. Bize minimum böyle 5K olması lazım ki dövdüğümüz bir işe yarasın. Şimdi bunların hepsini bir eritelim. Üçüncü seviye parça çıkarsa döver bir fiyatına bakarız. Çıkmazsa savaşa girme zamanı geldi. Asker toplamaya devam etsin bizim şey bir taraftan. Kale. Yani böyle 2000 kişi falan geldiklerinde bile tutabiliriz diye umuyorum. Varsayıyorum diyeyim. Benim köyü yağmalamıyor değil mi lan bu kaos askerleri? Portal da kırılmadı ya. Ben kırılacak diye heves etmiştim ama. Yani benim hedefim komple portal yok olacaktı oradan ama öyle olmuyormuş. Belirli sürelerde gidip saldırabiliyoruz anladığım kadarıyla, da oraya saldırmak da bir işimize yaramaz ki. Ne oluyor lan, bağlandı, bir şey oldu. Güzel loot da çıkmıyor. Ya bir çıkıp tekrar girebilir miyim şuraya? Ağzına tüküreyim, oyunu bozdum. Ne oluyor lan? Oyun cici. Beklesek biraz düzelir mi? Nasıl bozuldu bu şimdi? Aga bir kaydedip çıksak. Oğlum inşallah öyle kalmaz orası ha. Ah tamam. En son kaldığımız yer mi? Evet tamam, doğru. Ticaretten değil de, bir saniye. Tamam, hepsini erittik. Var mı şöyle 3. seviye bir şeyler? 76 parça var. Daha 3. seviye bir şey yok burada. Burada da yok, burada da yok, burada da yoktur. Yok. Peki modlulardan bir şeyler var mı hocam? Modlulardan da bir şey yok. Şu ne mesela? Parçaları falan açık değil ki. Şurada şey var. Kılıç var da kılıcın da parçaları açık. Kılıcın parçası da yok galiba. Yok, varmış. Parçası var da açık yok. Peki. Aslında bu kılıcı dövdürtüyor bana. Nasıl oluyorsa, parçası yok ama. Dövebiliyoruz. Asa falan var bak. Bu bendeki değil mi lan? Ana, kendime buradan böyle güçlü bir asa basabilirim ha. Parçalarını öğrenirsek tabii. Ciritte ne var? Ciritte de hiçbir şey yok. Lan yanlışlıkla bastım, çıkacaktım ya. Yani. Neyse satalım. Gerçi para etmeyecek o da. 41. Çöp. Aslında bak bir şey söyleyeyim mi? Biraz yatırım yapacağım. Şunları alacağım aga. 38K. Ver. Para çok problem değil şu an. Bunların hepsini eriteceğim. Hem çok güzel malzeme çıkacak bunlardan. Hem de deli gibi parça açarız. Bir de bak modlu kılıç eritiyor mu ya? Modlu parça açılıyor. Bekleyip dur. Şunları da eritelim. Ondan sonra kapışmaya gideriz. Zaten krallığımız olmadığı için sıkıntı yok. Kimse bize savaş açamaz. Dördüncü seviyeye az kalmış. Belki bu bölüm dördüncü seviye oluruz. Krallık dörtte mi kuruluyordu, beşte miydi ya? Beşteydi galiba. Daha bir seviye daha atlamamız gerekecek sonra. Eritmeye devam edemiyoruz. Niye? Kömür mü gitmiş?
Erit. Bu sefer de enerji bitti. Burada odun var mı? Bir çık lan şuradan. Burada mıydı? Heh. 10 tane mi? Bir şey toplamamız lazım bizim. Odun. Biraz daha dinlenelim şurada. Bu bölüm bak bir kara büyü de öğrenebiliriz ha. Kara büyü yapabiliyoruz artık. Hiç öğrenmedim kara büyü. Kara büyüden şöyle hasar verecek bak. Vortex bak bu sağlam büyüdür ha. Ama buna 25k ister muhtemelen. Değişik değişik büyüler var burada. Bizim adamların kullandığı büyü şu. Milleti yere falan düşürüyor. Atından falan düşürüyor. Bu ne? Ateş topu mu atıyoruz lan? O tarz bir şey galiba. Bu olabilir ha. Doombolt diyor. Neyse bakarız ona. Şimdi buradan bir şeye gideceğim kaleye. Azıcık parası bittiyse para atalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim eritmeden önce. Şuraya bir girer misin? Bak 13 parça çıkmış buradan. Ama hala kılıç yapacak parça yok. E çıkan 13 parça neyin parçası oğlum o zaman? Burada şu an 13 parça açık gözüküyor ama açık parça yok. Nasıl oluyor lan bu? Oğlum açılmış olan parçalar 13. Hani? Yok ki 13 parça. Buradan bir tane parça açık. Şey açık değil. Bir şeyler açıyor da ben anlamadım bunu nereye açıyor bu. Bak 17 parça diyor. E hani? Yok ki oğlum parça. Yok yani parçayı açıyor olarak gösteriyor ama açılmıyor. Oğlum hali hazırda olan parça da gitti lan. Ne oluyor lan? Bu sıkıntılı galiba ya. Dur bakayım başka bir şey seç. Bunu tekrar seç. Gitti. Burada bir parça vardı artık o da yok. Bunları şey yapmak için belli bir seviye falan mı lazım acaba? Yani bunları boşuna eritiyoruz gibi geldi bana çünkü. Ben bunları geri satacağım aga. Boşver modlusunu ya. Ulan zarara gireceğiz şimdi. Neyse. Açılmıyor ki parçalar. Belki belli bir demircilik seviyesinin üstünde otomatik açılır. Bilmiyorum. Bu kadar demircilik yeter. Kalemize bir bakalım. Şimdi kaleyi yönet. 11.000 şey var burada. Sıkıntı yok. Şimdi bunları yaptıktan sonra geçiş ücret tahsildarını bir tur daha geliştiriyorsun. Sadakat oha 88'e kadar gelmiş iyi lan. Bundan sonra ambarı geliştir bir tur daha. Ondan sonra milis ve bonus diyor da milis kaç artı 1 1.72 milis de bas bir tur. Ben buraya bir 10k daha atayım. Ben uzunca bir süre daha uğramam. Şeye bir bakabilir miyim garnizona? İskeletler, vampirler, bazı arbaletçi adamlar falan filan var. Bir tane arbaletçi, bir tane okçum var gerçekten mi? Menzilli asker yok içeride. 119 kişi nasıl menzilli asker yok ben onu anlamadım ama. 20 tane vampir var, 42 tane iskeletmiş zaten. Neyse. Asker toplanmaya devam etsin, biz savaşa girelim. Şimdi bunların şeyine dalmam lazım benim, köylülerine dalayım. Bunlara tekrar savaş açsam bunlar buraya gelene kadar. Oo. Geliştirmesi olan asker var mı? Var. Geliştirelim. Savaşa gireceğiz şimdi. Köylerini mi yağmalasam ya da? Bu şekilde bir şimdi savaş çıkarmam lazım benim de. Ya bir köylü bir şeye geçmesi lazım. Ama buradan köylü geçmez muhtemelen. Şehir değil burası. Kale. Kervan. Aha, dur lan şu içeriye bir şey girdi. Köylü mü girdi acaba? Biraz bekleyeyim bakayım. Şu kaleye bir şey girdi.
Kervanmış. Şuna dalıvereyim 2 dakika. It's been a while. Dayıcım. Şunlara bir asker göndersem keserler herhalde. 6 adam mı öldü benim az önce, bana mı öyle geldi? Yok, ölmüş. Peki. İskelet alalım. Şimdi savaşa gireceğim diye alıyorum. Normalde almazdım da. Şimdi savaşa girdik. Ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz. Bu kaleyi kuşatıyoruz. Kuşat kaleyi. Amacım da buydu zaten. Şimdi şuradan ikinci kale yazalım. Şu noktadan dolayı mı olmadı? Hadi bakalım. Valla bana gelecekleri yer muhtemelen şu köprü olur. Gelirlerse de görürüz. Fena geliyorlar. Çok fena geliyorlar. Meydan savaşında alır mıyım lan bunları? Kaleye çekilmeyi tercih ediyorum şu an. Yiyorsa benim kaleme dalsınlar. Hadi gel. Oğlum çok fena geliyorlar. Ben biraz kaşındım gibi geldi bana ama. Bunlar da çakallar hazırdan bekliyorlarmış. Ben anlamadım ki. Gelin kuşatın lan benim kaleyi. Hadi. Bekliyorum. Bence benim kaleye saldırmaz bunlar. Ama o kadar adam varken ben de o kaleye saldıramam. Nasıl yaparız? Oo, 2000 kişi oldu bunlar bir anda. Ordu topladı adam anında. Reis, bu ne hız ya? E sen geri mi gideceksin şimdi? Ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapacağım mesela? Kuşatma yapmak için. Orası neresi? Orası başka bir krallık aga. O benim şeyim değil yani. Benim kaleye geliyor gibi sanki ama. Benim kalenin adı o değil lan. Yok, başka yere gidiyor bu ya. Şimdi şey değişti. Bir yön, şu şehre gidiyor. Sen kuşatmaya otur da ben burayı öyle kuşatayım o zaman. Bak şöyle yapalım. Bunlar çok kalabalık zaten. Çok yavaşlar. Bunlar oradaki kuşatmaya otursun ki ben öyle kuşatayım şeyi. Yoksa sıkıntı olacak. Ben zaten hızlıyım. Hemen gidip şey yaparım. Gidip gelirim. Ben şimdi orayı kuşatacağım mı? Hadi kuşat bakayım sen orayı bir. Kuşatmaya oturdu. Sen kuşatma kampını kurmadan oradan kalkabilirsin. O yüzden ben bir garanti alayım da sonra kampı da bir kur. Yarın öğlen yola çıksam bunlar kampı kurmuş olur muhtemelen. Adamlar daha hızlı kurdu. Hemen. Nerede kale? Koş 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 koş, kaleye koş çabuk. Adamlar oradan kalkmadan. Kuşat çabuk. Biz çok yavaş kuruyoruz kampı. Bizim sıkıntımız o. Kampı hızlı kursak sıkıntı yok. Zaten şu an bunlar mancınık yaptırıyor. Evet. Ben herhangi bir şey yaptırmayacağım. Direkt dalacağız yine. Yalnız param bitiyor. Harbiden param bitiyor şu an. Eksi 2900, 2900, 10K mı kaldı son? Boşu boşuna orada kılıçlara bir para harcadık. Maalesef. Oraya gelenleri almayacağım. Zaten yerim yok. Hadi oğlum. Kimse gelmeden şuraya dalarsam 228 kişi varmış bu arada içeride ama biz güç olarak fazla bayağı güçlüyüz. 150'si milis çünkü içeridekilerin. Yarın öğlen saldıracağız gibi. Aynen öyle. Aga dalıyoruz. Hadi bakalım ikinci kalemizi de alacağız inşallah. Aga hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hücum. Oğlum benim yalnız hayvan değiştirince harbiden yavaşmış lan bu.
Ama sıkıntı yok. Hasarı güzel. Ben sanki şuradan zıplasam yetişeceğim gibi. Atımı vurma. Puşt. Kim vurdu lan onu? Şu köşeden zıplasam yetişemiyor mu ya? Yok bak, ayarlamışlar çakallar. Tam ucunda kalıyor yani. Yani bizim adamlar bu hızla devam ederse biz öleceğiz. Yani mancını bir koyacaklar kafamıza. Ben niye bunu tutamıyorum lan? Tek isteğim şu an surun üzerine bir büyü atmak. Hatta büyüyü de ben bir elime alayım da. Benim mükemmel büyüm. Yürü aslanım, yürü 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 yürü. Bir iki adamı feda edebilirim de ben asıl şuraya şey yapmam lazım. Şu büyüyü bir koyacağım şimdi ben buraya. Burası yamulacak. Şu tepeye çıkıp oradan atacağım. Burada asker yok. Atacağımı attım. Yarısını sildim zaten adamları. Bir de öbür duvara mı gitsem lan bir turda? Havada vurmayın, havada vurmayın. Bizim adamlara kapıyı mı açsam ben acaba ya? Dur geliyorum dur. Çıkamadım. Niye çıkamadım lan? Benim sopa uzun ya, sağa sola takılıyor ya. N'apıyorsun sen? Geliyorum dur, yetişemedim de. Bir sonraki zıplayışta. Bizim adamlar da gelmiş zaten. Aslanlarım benim, hücum. Gelin lan buraya. Ben sizden hızlı koşuyorumdur oğlum. Yani öyle olması lazım normalde. Öl lan. Birini aldım. Kaçtı bunlar ya. Hadi. Gitti. Neyse. Olaydı. 9 ölü hiçbir şey. Ne ölmüş? 2 tane iskelet ölmüş zaten. Onları boş ver. Bunlar da iskelet olması lazım. Bir tane piyade mi ölmüş insan? Gene bir insan daha ölmüş. Şu ikisi de insan galiba. Bir tane de vampir. Tamam hiçbir şey ya. Bak. Şu 73 askeri direkt alsam mı? Dur şimdi şöyle yapacağız. Süvarileri alacağım. Siz nasıl bir tipsiniz? Yani kalede durursanız siz bir işe yaramazsınız gibi. Bana biraz öyle geldi. Bunlar ne? Senin birliğin hangisi oğlum? Ha şuymuş. Siz gelin hadi. İki kişi zaten. Aga gene biz iskelet diziyoruz kaleye ya. Yapacak bir şey yok ama asker yok. Ne yapayım? Tutsakları alsam mı? Şöyle bir atıp alalım. Yenilere gelsin. Loot'u da çekelim. Merhamet göster. Devam et. Şimdi. Para atmayacağım. Param benim de yok çünkü. Aga garnizonu yönet diyoruz. İskeletlere gidiyor. Sen gidiyorsun. Oo bak benim hayvana binenden var. Bak bunun hayvanın rengi daha farklı mesela. Sırhı da farklı. Bu süvariler. Hadi şu dursun da sen şu pek bir işe yaramaz gibi. Bu dandik bir süvari çünkü. Sen geç içeri. İskeletler uzasın buradan. Kaos askeri çıkmış bir tane. Gerçi bunları ben zaten yanımda gezdiriyordum. Var mı başka iskelet falan? Yok. Zaten 148 kişiye düştüm ben. 37 asker oldu içeride. Kaleyi yönetsek burada ne var? Milis bölgesi mi yapılıyor şu an? Peki. Milis bölgesinden sonra atölyeyi boş ver. Panayır alanı olabilir. Panayır alanı yapılsın. Buraya aslında birini koymak lazım da ben buraya birini bulayım. Bir tane yoldaş alalım. Neyse çok seri bir şekilde şu şehre gidip hemen elimdekileri satmam lazım. Param bitiyor.
Esir mesir ne varsa hepsini satmam lazım. Gerekirse dandik de olsa bir şeyler dövüp onları da satarız. Abi hana. Şu adamı esir... Neyse sat ya. Paranın bir kısmını alamadık ama. Ticaret. Asıl para buradan gelecek şimdi. Şu ne sancağı? Dağıldım orası artık. Boş ver. Başka ben böyle sağlam bir loot olduğunu da düşünmüyorum zaten. Bakayım. Yok. Okutuyoruz. 67 eksi 12 bin dedi. Eksi 12 bin olmaz. Sıfırla. Şöyle tek tek satacağız mecbur. Abi 12 bin şu an bana çok lazım çünkü. Para çok önemli. O yüzden böyle boşa sallamam şey yani. Sana ben azıcık da şuradan kalkan falan satayım. Ulan hiçbir şey de kullanamıyorum ha. Tamam 6K bit kalsın sen de öbür şehre giderim ben zaten. Asker topla desem dandik köylü verecek. Şimdi onun otomatik asker toplaması açık değil mi bunda? Açık sıkıntı yok. Bu da topluyor. İkisinde de iskelet olmasaydı iyiydi neyse. Hızlıca şu şehre de bir gideceğim. Benim kaleye biri dalabilir yalnız. Bunlar hala şehri kuşatıyor. Ulan bekleyip aslında belki orduları çok azalır kişi sayısı. Gerçi 3000 kişi burayı her türlü alırlar bunlar. Çok rahat alır. Geri kalanını da sattık. 19.000 de buradan gelecek. Tamam parayı çok hızlı toparladık şimdi. Sıkıntı yok. Enerjim var mı? Yok tabii ki de. Şuradan dur. Asker alacak olsam ne veriyorum? Okçular nasıl okçular? 12. seviye okçular. Ver iki tane. Garnizondan asker çekmek istemiyorum. O yüzden şuradan toplayacağım. Benim yanımda hem hızlı gelişirler. Altı tanesi bir menzilli olsun. Geriye kalanları şey yapacağım. Bu yakın dövüş. 1200 kişi kalmışlar. Alacak mı bunlar burayı? Aldılar lan. Şehirden çıkacaklarını tahmin etmedim ya. Öyle bir şey vardı doğru. Aga 2000 kişi şimdi bizim meydan savaşında. Kaçmaya çalışsak ne oluyor? Asker mi bırakıyoruz? Ben bu tongaya nasıl düştüm ya? Dışarıya hücum edecekleri aklıma gelmedi bu arada. Yalan olmasın. Seviye var mı? Seviyeyi verirsem yani versek şu an seviyeyi versek ne olur? Büyüye zaten bir şey veremiyoruz. Bunun şeyini arttırmam lazım. Mühendisliğe mi versem? Taktiğe verelim. Şimdi aga yani bir düşünüyorum 2000 kişiyi meydan savaşında 160 araziye de bağlı. 2000 vs 160. Yani yapılır da %90 öleceğiz. Burada bir save alabiliyor muyum? Bir save alalım. Böyle. Çünkü birden fazla kere aynı savaşı yaşayabiliriz şu an. Ölmek istemem burada. Sıfırlanırsak çok kötü. Direkt gitti. Kaleler de gider. Savunamayız da. Şeyimiz yok çünkü adamımız. Arazi nasıl arazi bok gibi. Ya normal şartlarda iyi arazi. Kötü değil de. Üstünlük bizde olsaydı güzel araziydi. Şimdi sırtımızı suya vermek en mantıklı seçenek diye varsayıyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şimdi piyadelerimiz aga kalkan duvara geçiyorsunuz. Şurada şöyle duruyorsunuz. Okçular arkanıza açılıyor. Tamam mı? Ben ne yaptım? Yanlış bastım onları. Şöyle yapacağız. Ha. Okçular da arkanıza şöyle geliyor. Okçu dedim tüfekçi. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Öyle yapmayalım. Öyle yapmayalım. Orası biraz aşağıda kaldı çünkü. Biz sırtımızı uçuruma yaslayalım. Daha garanti olur. Sırtımızı uçuruma yaslamak daha mantıklı geldi şu an bana. Bu şekilde.
Ya bu piyadelerimiz çok az bizim ya. Bize piyade lazım. Piyadeler kalkan duvarda değil misiniz oğlum? Kalkan duvardalar da kalkan tutmuyor kimse. Niyeyse. Ne sorgulamıyorum. Süvariyle direkt hücumlayacağım ben zaten. 63 süvariyle. Süvarileri en öne koyayım. Direkt rushlarız. Hayırlısı, hayırlısı. Amacım şu. Piyade ve okçular meydana girerlerse kapışmaya direkt ölürler. Çünkü düşmanın adamlarının büyük bir çoğunluğu piyade. Şu görmüş olduğunuz grup. İçimizden geçebilirler. O yüzden piyadeyi riske atmak istemiyorum. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bize direkt hücum... Oğlum 700 tane. Süvari hücum. Çünkü düşman süvarisi de hücumluyor. Abi 70 manam var. Şu büyüden 3 tane atabilirim. İyi atarsam yok ederiz. Harbi söylüyorum. Şu piyade ordusunun harbi... Bak içinden geçer. Geçiyor muyum içinden ordum? Hadi bakalım. Yavaş lan, yavaş lan. Hayvan herifler, ne biçim vurdunuz lan? Oğlum adamlar içimden geçti benim. Lan canım kalmadı, yavaş. Bu 27'likten 2 tane atamıyorum bu arada. O yüzden şöyle yapacağım. Kendime bir tur cam basayım. Gebereceğim yoksa. Abi ya şu adamları yollamak istiyorum da. Bizim piyadeleri. Yamuluruz. Başka askerim yok çünkü. Ben zaten bütün askerlerimle girdim muhtemelen savaşa. O yüzden şu 600'lük piyade grubuna şu büyüğü bir daha atmam lazım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gene kurtarmayacak ki bu bizi. Kurtarmaz yani. Mümkün değil. Hadi attık gene de yani. Ne kadar adam indirirse indirsin kurtarmayacak bizi. Düşman çok kalabalık. Aga. Herkes hücumlayacak artık bizde. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Muhtemelen yenileceğiz. Yani doğal olarak. Gel lan gel. Bende de aynı hayvanlar var. Gel. Bakalım seninki mi daha iyi benimki? Benimki daha iyi. Bizim süvariler çok arada kaldı. Sıkıntı o biraz. Kaç? 12 manam var. 12 manayı atacak büyü var mı lan? Hasar veren büyü. Yok abi. Kendime cam basabilirim artık bu saatten sonra. En mantıklı seçenek. Sen bizden değilsin gibi. Çakala bak. Bir de şu tüfekçiler yok mu? Bizim de vardı bir sürü tüfekçi. Hepsi öldü muhtemelen. Ben anlamıyorum. Milletin tüfekçisi bizi tarıyor. İçimizden geçiyor. Bizimkiler direkt ölüyor. Vuramıyorum da lan. Aga niye vuramıyor? Baba vampire bak. Gelmiş bana vuruyor bir de. Ben de vampirim. Çakal. Aynı ırktanız. Bana niye şey yapıyor, saldırıyor? Bunların tüfekçileri bizim içimizden geçti var ya. Harbi diyor. Hala beni sırtımdan vuruyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Kaç adam indirdim lan ben? Düşmandan. Saldıran ordudan. Saldıran ordu biz miyiz? Yok. Saldıran ordu onlar. Yani adamlardan topu topu. Nasıl ya? Adamlar 2000 kişi lan. Bu savaşı alma ihtimalimiz sıfır bizim. Büyüyü daha fazla da atamıyorum ki. Bu adamları da tek tek kesme gibi bir lüksüm yok yani. Hangi birini keseceğim lan? Daha 1000 tane asker spawn olacak. Belki daha fazla. Aslında bir şey diyeyim. Büyü yerine ben koşarak düşman askeri hattının içine girsem. Gerçi mızrak saplıyor adamlar. Baksana abi. Bunlar bir yayıldı zaten etrafa. Her yerdeler. Çatır çatır sıkıyorlar. Aga yavaş yavaş. Öldüm anasını satayım. Yani büyü canımı doldurur da atın canını kim dolduracak? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak harbi söylüyorum ben full vampir ordusu yapacağım ya. Kale savaşında da alırız. Harbi alırız. Nasıl alırız diye soracak olursanız. Abi vampir süvariler çok güçlü.
Harbi söylüyorum, 160 tane vampir süvarisi olsa benim ordumda, ben bunlara daha çok hasar veririm. Bizim piyadeler hiçbir boka yaramadı. Hadi öldürün beni de bitsin. İçimden geçti adam. Bak aslanım, görüyor musun? Görüyor musun? Hala yaşıyor. Döndü. Abi save'e geri döneceğim. Keşke saldırmasaydım. Keşke saldırmadan önce bir save alsaydım. Peki bir şey söyleyeceğim. Yükle desem, oto save'e yüklesek. Oto save en son nerede aldı? 12.45. Saat 12.45. Bu değil. Bir önceki oto save nerede? Sını satayım. Save almamış mı? 12.31. Burada biz kaleyi almış mıydık acaba? Oha lan, bu nerenin oto save otosu oğlum bu? Oyunun başında almış. Bu oyun kendi save almıyor mu kardeşim? Bu ne zamanın? 14.03 diyor lan. Dün oğlum bu. Dün almış bu save'i de. Lan bunu. İkinci kale. İkinci kale abi. İkinci kale. Şuraya yükle bakayım. Bu kaleyi aldığım yer mi yoksa daha öbür şehrin kuşatılmadığı yer mi burası? Yo, burası daha savaşa yeni girdiğimiz yer. Tamam, aynı senaryoyu gerçekleştirelim. Ordu üstüme gelecek. Ben çıkacağım. Ordu 2000 kişilik yeri kuşatmaya gidecek. Tamam tamam, aynı şey aynı şey. Bak şimdi aynı şey tekrar yaşanıyor. Sadece bizi yoracak olan şey kaleyi tekrar kuşatıyor olmak. Yani maalesef aynı yeri bir daha kuşatmak durumundayız. Yine gidiyorsunuz mu aynı şehre? Ordunun niyetini bilmiyorum şu an. Az yaklaşayım. Orada bir durdu. Param bitiyor. Satacak bir şey var mı? Burada satacak bir şey yok. Envanterde satacak bir şey var. Tamam, bunlar şehri kuşatmaya gidecek zaten. Ben de şuraya gideyim. 2 dakika elimdekileri satayım. Az bir şey para gelsin. Gidip o kaleyi tekrar alalım. Gaza gelip şehre de dalmayacağım. Ölen askerlerin yerine de full vampir alacağım bundan sonra. Hana satacak şey var mı? 5K'ya şu gidiyordu. 5K değil de işte şeyi vermeyecek. Neyse 2K. Ticarete gir, bütün zırh mırh ne varsa sat. Buradan da az bir şey para gelsin. 53K bizi biraz tutar. Tamam, sıkıntı yok. Gidiyorsunuz mu lan şeye saldırmaya? Galiba gittiler ha. Ordunun izini... Ha yok, daha yeni gidiyorlar. Tamam. Yürüyün bakalım. Yine orayı kuşatmaya gidiyor %90 bunlar. Aynen. Gitsinler bakalım. Gelişen adamımız yok. Peki. Bunlar burayı kuşatsın. Kampı kurulsun. Ama görmüyorum. Heh. Aga bir şey söyleyeyim. Şu 196 bak. Ben gidiyorum. O kamp kurulacak ben varana kadar. Ben gidiyorum. Kamp kurulduktan sonra da kalkmaz bunlar buradan. Kuruldu zaten. Tamam. Zaten içerinin garnizonunu... Bak benim köyümü bir bırak da şurada kale şey yapacağım yani. Kuşat bakayım şurayı. Yine az önceki senaryo. Aynısı yaşanıyor. Kaleyi aldıktan sonra da bir kayıt alayım ben de. Bir de eski save'leri ben sileyim. Bir temizleyelim. Bu arada 2000 kişiye dalmayacaktı. Fazla gaza geldik ama harbi söylüyorum, insanlar bir boka yaramıyor bak. Ya kalabalık olmadıkları zaman bir boka yaramıyor. Yani çünkü bak şu an ordumda benim ne kadar şey var. Birlikten. 54 piyade, 42 menzilli var. Hiçbir işe yaramıyorlar. Piyadeler direkt ölüyor zaten. İskeletlere dandik diyorduk da bunlar da farklı değil, aynı. Bunlar da ölüyor hemen. Ben full vampir basacağım abi. Full süvari. Kale savaşında zaten surun üstüne bir büyü atıyorum. Adamlar ölüyor. Kale savaşında çok rahat alırız. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Kale savaşında kaleyi tutamayabiliriz. Menzilli askerimiz olmadığı için. Onu da şeyle kurtaracağız. Nedir onun adı? Milislerle. Milislerden illaki okçular çıkacak. Bu sefer geceye denk geldi. Neyse fark etmez. Saldıralım. Yani savunmada da milislere güveneceğiz.
Bekle şu merdiveni ben bir kaldırayım. Direkt merdivene de tırmanayım. Şu tepeye çıkacağım. Düşman askerleri buraya biriksin, ondan sonrasına bakarız. Hatta elime de büyüğü versene sen benim. Yanlışlıkla atmayayım da bunu. Hoş olmaz. Aga ben şöyle bir zıplayabilir miyim? Eyvallah. Lan dur düşüyorum. Allah kahretmesin ya. Ne güzel çıkıyordum. Hadi aslanlarım, hadi aslanlarım. Geldim, geldim, geldim. Vurdum büyüğü. Bizim ölmüyorlar zaten, yaralanıyorlar. O yüzden kafam rahat. Tepeye çıkamadım lan. Neyse. Bak ne biçim ok sıkıyorlar. Hayvan herifler, yavaş. Şu tüfekçi grubuna dalacağım ben tekrar. Karakter buglandı. Yere düşünce bastım ya şu özelliği. Adam yürüyemedi, neyse. Tamam, bu saatten sonrası kolay ya. Buradan sonrasını alırız artık. Zaten surun bir tarafını temizledik komple. Bir büyüğüyle. Benim kesinlikle biraz daha böyle hasar verecek büyüleri öğrenmem lazım. Ne diyorsun lan? Bir şeyler söylüyor bu. İlk defa konuşan NPC iş yaptım ha. Selamünaleyküm. Bu sefer biraz daha az kaçtı gibi. Sana bir tane daha geçirdim mi? Tamam. Temiz. Var mı başka adam? Bitmiş. İki ölü var, daha iyi. Bir iskelet. Bir tane insan piyade. Az öncekinden daha iyi bir performans oldu. Bütün adamları ver. Ver hepsini. Tutsakları da şöyle bir atıp alalım. Bilerek bütün iskeletleri falan aldım. Hiç yoktan asker dursun birazcık içeride. Şu 105 kişi bile gelip şuradan burayı kuşatabilir. Garnizonu yönet. Şunları at, şunları at. Piyade bir dursun. Bu arada bütün vampirleri toplayacağım dediğim gibi tek tek. 183 kişi. Şunları at. Başka iskelet var mı yukarıda? Yok. O zaman sen necisin? Ha, şunları da şunu at, şunu at, şunu at. Güzel, 160, 66 tamam. Para atmayacağım şimdilik buraya. Daha sonra buraya bir tur bir bahçe yap. Geçiş ücreti tahsildarı yap. Şu atölyeyi bir iptal et, onu boş ver. Hadi gene bir 10 ya da atmayacağım 10k ya, paramız az. Şimdi buradan çıkacağım da şu 105'lik çakal buraya dalacak gibi diyecektim, dalmadı peki. Ama o 2000'lik ordu benim bir yerime saldıracak bak. Barışmayı deneyebilirim diyeceğim, param yok bu sefer çok fazla. Ama deneyebilirim. Loot'un hepsini alamayacak değil mi? Aldı lan. Bu sefer loot çıkmadı oğlum. Daha az kayıp verdik de bu sefer de loot çıkmadı. Neyse yapacak bir şey yok. İnsanları da tabii şimdilik oradan atmayacağım, mecbur geliştireceğiz yine. Ölenler adamın yerine vampir toplayacağım sadece. Aslında bir şey söyleyeyim, bu birlik boyutundaki paranın çoğunu da vampirler emiyor ha bak. Mesela bu adama ne kadar ödüyorum ben? Yazıyor mu bu? Ücret 40 ödüyoruz mesela.
Bir tanesine. Ama bu son seviye. Bu zaten son seviye adam. 40 gene çok değil lan aslında. Buna 23 ödüyoruz. Mesela şuna kaç ödüyoruz? 12. Bu bir boka yaramıyor. 12 ödüyoruz buna. Buna kaç ödüyoruz? Buna da 12 ödüyoruz. Şunlar kaç alıyor? Bu 40 alıyor. Tamam hadi sen 40 al. 12 alıyor. Bak şu 12 alan adamla şununla. Şu biri yani şu. Bak Kaos Yuvarı 8 alıyor lan adam. Paraya bile ihtiyacı yok bunun. Bu da 8 alıyor. Şu değişik hayvana binen adamdan çıkmadı bu sefer galiba. Ama muhtemelen o çıksa o da 40 alırdı. Bunlar 17 alıyor. Bunların zırhı da şekli ha. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.